Selamünaleyküm kardeşlerim. Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili kritik noktaları cımbızla ayıklayıp, toplayıp, derleyip sizin karşınıza geldim. Önemli konular hakkında konuşmamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen sesler var. Çok kritik bir röportajdan bahsetmem lazım. PYD-PKK elebaşı Times'a bir röportaj veriyor. Bunun detaylarından bahsetmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri, akabinde Biden, Türkiye ve Erdoğan hakkında neler planlıyor? Bunu görmemiz için düşmanlarımızın ağzına bakıp ne söylediklerini inanmamakla beraber söylediklerinin altında yatanları irdelemekte fayda görüyorum. Bu bizim için çok ama çok önemli. Yine Rusya'ya gideceğim. Oradan Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara gideceğim. F-35'lerle ilgili çok önemli bir cümlesi vardı Erdoğan'ın. Ya F-35'leri verecekler ya da paramızı geri verecekler açıklamalarında bulundu. Yine içeride dış odakların paralelinde çalışan bir takım ekipler var. Onların yapmış olduğu karanlık örtülü operasyonlar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Çok hızlıca konulara girmek istiyorum. Vaktinizi çalmak gibi bir niyetim yok. Sizden tek ricam, son zamanlarda spam saldırılarıyla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden videoyu beğenmeniz, nokta dahi olsa yorum yapmanız çok çok önemli. Abone olup, takip edip bildirimleri açarsanız bu da bizim için çok çok kıymetli. Dün haberlere yansıyan bir gelişme vardı işte. PKK ile başı Times'e bir röportaj veriyor. Biden'ın kendilerine söz vermiş olduğundan bahsediyor. Afganistan'da olduğu gibi ani bir çekilmeyle PKK'nın, PYD'nin olduğu bölgeden Amerika Birleşik Devletleri kaçmayacağının, çekilmeyeceğinin bize garantisini verdi diyor. Bu sözü Biden verdi diyor. Her yönüyle baktığımızda çok ilginç bir haber. Biden anlaşılan hala bu terör örgütlerine söz verebiliyor. Halbuki aynı röportajın içinde PYD ile PKK'nın birbiriyle aynı şey olduğunu da çok açık ve net şekilde bu terör elebaşı bunu anlatıyor. Amerikan yönetimi bunu nedense hala daha önemsemiyor. Önemsememek için elinden geleni yapıyor. Sağa sola terör örgütlerine, bazı karşımızda duracak ülkelere, ülkelerin liderlerine vaatler dağıtmaya devam ediyor. Amerika'nın genel yaptırım uygulama şekillerinden birisi de budur. Ama bu röportaj bana şunu gösteriyor ki Türkiye'nin son dönemde yaptığı operasyondan çok etkilenmişler. PYD'nin yaşadığı korku da an be an gözlerimizin önünde. Bu açıdan baktığımızda çok da ilginç bir röportaj. Afganistan olayları sonrakisi Amerika'nın çekilmesinden de korkuyorlar ki Afganistan olayları yaşandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamada bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekildi. Aynı şekilde Suriye ve Irak'ta da bunu yapması gerekiyor. Amerikan askerlerinin bu bölgede işi yok benzeri bir açıklaması da vardı. Ama Afganistan örneğine bakacak olursak hızlı değişimlerin yaşanma ihtimalinin de hiç uzak olmadığını düşünebiliriz. Dünya yeni bir sarmalın içine giriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kaçtığını görüyoruz. Bu dünya gündemi ve geleceği açısından çok çok önemli. Bir bakıma PYD Amerika'nın uzun vadeli hesaplarının bir parçası olarak görülebilir mi? Görülebilir çünkü halen daha onlara söz verebiliyor. Yani bir 10 yıl, 20 yıl gibi bir periyotta hala bu PKK, PYD kartını önümüze sürme gibi bir niyetleri olabilir. Öte yandan son bir aylık süre içinde Amerika'nın Asya Pasifik bölgesinde ilk kez hareketlenmeye başladığını da görüyoruz. Bu zamana kadar sadece söylem düzeyinde olan Asya önceliği ilk kez bazı adımları diplomatik zemine taşımış oluyor. Hindistan, Avustralya gibi ülkelerde de bu değişim çok net bir şekilde hissediliyor. Oralardan gelen bazı haberler de var. Belki de CENTCOM'un, biliyorsunuz Amerika'nın askeri gücüdür, etkinliği bu yolla gittikçe zayıflayacak. O zaman Suriye sahasından da CENTCOM güçlerinin çekilmesi gerekebilir. Bu da tartışmaya açık bir konu haline gelebilir. Afganistan'dan çekilmeyi tamamlayan Amerika'nın neden Suriye sahasında bulunmak zorunda olsun? Çünkü PYD orada kendi başına bir takım şeyleri başarabilecek güçte henüz değil. Amerikan planları sağlıksız şekilde işlemeye devam eder. O yüzden Biden şu anda böyle bir iple kuyuya inmez. Bunlar kolay olmayacak ama yine de ihtimal dahilinde. Dolayısıyla Türkiye'nin şimdiden bazı hazırlıkları yapmasında fayda görüyorum. Yakın bir zamanda bizi önemli şeyler bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden devam edelim. Bakın, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi atandı. Henüz daha Ankara'ya gelmedi bile. İsmi Jeff Flake. Araştırabilirsiniz. Gerçekten katı bir Amerikan. Ve daha Türkiye'ye ayak basmadan Türkiye'yi tehdit etmeye başladı. Erdoğan için, AK Parti için Erdoğan rejimi diyor. Baskı diyor. Demokrasi diyor. Türkiye ile ilişkilerimizde derin zorluklarla karşı karşıyayız diyor. Peki bu adam neden atandı? Çünkü Amerika'nın yeni politikalarına hizmet edecek yeni bir politik bakış açısıyla geliyor. Tehditle geliyor. Ama şunu bir türlü öğrenemediler. Türk'ü tehditle hiçbir şeye mecbur kılamaz. Biz tehdit edilemez bir milletiz. Korkuyla yönetilebilecek bir ülke değiliz. Bugüne kadar bunu belli başlı dönemlerde bir şekilde başardınız. Ama başa
kendi uşaklarınızı getirerek bunu yaptınız. Çünkü bu halk topa da tanka da direnmek için gerekirse çıplak elle dışarıya çıkabileceğini, bu savaş halinde bile yalın ayak cepheye koşabileceğini çok net bir şekilde ortaya koydu. İçerideki muhalefete bu şahıs Jeff Flake sinyaller göndermeye başladı. Terör ortaklarına umut göndermeye başladı. Açıkçası kendince bir korku dağıtıyor. Bir rüzgar estiriyor. Kuru gürültü yapmış oluyor. Çünkü Washington'ın havasını buralarda atması lazım. ABD'nin otoritesinin zayıfladığı bir dönemde. Hele ki Türkiye'nin coğrafya etkisinde bu denli başarılı operasyonlara imza attığı, savunma sanayi anlamında dünyadaki birçok ülkeye taş çıkarttığı bu dönemde Amerikan karizmasının Afganistan'dan kaçarak çizilmesiyle Türkiye'nin etkisini bölge ülkeleri açısından artması Amerika'yı, özellikle CENTCOM'u, Pentagon'u çok çok rahatsız ediyor. Bu rahatsızlık devam edecek. Bunun başka bir çözümü, alternatif yolu yok. Bunu Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde kabul etmeli. Bu şahsa Jeff Flake'e bana sorarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden ve ekip arkadaşları git Erdoğan'ı devir de gel emri veriyor. Bunu bir sömürge valisi olarak kullanma derdindeler. Erdoğan'ı devir, kahraman ol diyorlar. Peki bu ne kadar mümkün? FETÖ'yü, PKK'yı, içeride kurduğunuz ittifakları paçavraya çevirdik. 2023'e kadar daha ne kadar dayanabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ama dertleri şu, 2023'e kadar bir şekilde devirelim. İç savaşla, mümkünse darbeyle, mümkünse bu tür baskılarla, ekonomiyle, başkalarını fonlayarak bir şekilde demokrasilerini alt üst edelim. Kendi başına, kendi hayalleri ve planları doğrultusunda ilerleyen Türkiye'yi inşa ederlerken darbeyi bunlara vuralım diyorlar. Gözümüzü açalım. Gerçekten okuması, görmesi, anlaması çok da zor olmayan şeyler. Tarihe, dünyaya, ülkelere, küresel kaymalara, kutupların birbiriyle karşılıklı hareketlerine dikkatli bakın. Dünya Washington'da gerçekleşen tiyatrolarla alay eder hale geldi. Amerikan oyunlarının artık hiçbir işe yaramadı. Sözde bir Rambo filmiyle bile ülke işgal edebilen Amerika'nın bugün kendi ordusuyla bile hiçbir halta yaramadığını artık herkes görmeye başladı. Ege'de harita çiziyorlardı, Suriye'de harita çiziyorlardı, Akdeniz'de kendi kıta sahanlıklarını çiziyorlardı. Ne oldu? Birer paçavraya çevir. Bizim çizdiğimiz çizginin bir adım ilerisine geçemezsiniz. Bunu yapmanıza artık müsaade etmeyeceğiz. Başka hiçbir alternatif yolumuzda yok. Silahlanıyorsunuz, birbirinizden silahlar alıyorsunuz, veriyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Bizi tehdit ediyorsunuz, yaptırımlar uyguluyorsunuz. Ama ne oluyor? Türkiye bir şekilde bu dengeyi kurmayı başarıyor. Ve bunun başka da bir çözümü açıkçası yok. Neden? Çünkü Türkiye yürüdüğü yoldan emin. Çünkü Türkiye kararlı. Diyorlar ki bu Akıncı ve bir takım SİHA'lar konusunda Türkiye 2 yıl önce prototip noktasındaydı. 2 yıl sonra nasıl bu ürünü ortaya koyabildi diyor. Fransa diyor bunu. Olamaz diyor. Çünkü bunlar 2 yıllık planlar değildi. Bunlar çok öncesinde planlanmış, üzerinde çalışılmış, ta Erbakan döneminde temelleri atılmış hayallerdi. Ve bugün gerçek oldu. Hayallerimiz bitti mi sanıyorlar? Öyle bir şey yok. Hala hayal kuruyoruz. Önceden kurmuş olduğumuz hayaller var. Misak-ı milli sınırlarından bahset. Büyük taarruz Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda bitmedi. Çünkü Misak-ı Milli sınırları çerçevesinde bir büyük taarruz planı vardı. Bosna, Kıbrıs, Musul, Kerkük birçok bölge hala Misak-ı Milli dışında. Adalar ne yapacağız? Misak-ı Milli bitene kadar, Misak-ı Milli sınırlarına ulaşana kadar büyük taarruz bitmemiştir, bitmeyecektir. Türkiye halen daha bunun savaşını vermekte. Putin diyor ki Erdoğan'la görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak bu seferki diyor verimliydi. Trump'tan sonra Biden gerçekten bocaladı. Erdoğan diyor ki Amerika dönüşünde, tabii Erdoğan Putin'le görüşünce Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir atak geldi. Birleşmiş Milletler'de Erdoğan'la oturmayan Biden G20 zirvesinde Erdoğan'la oturmak istediğini dile getirdi. İkili görüşme talebinde bulunuyor. Amerikalılara çok net ifade ediyor onu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diyor ki ya uçaklarımızı, F-35'leri, biz bunların sadece müşterisi değil aynı zamanda yapıcı ortaklarından biriyiz. Ya bize bu uçakları verirsin, parasını ödediğimiz kadarını, ya da paramızı geri verirsin diyor. Bu denli sert, bu denli cesur konuşabilen, bana muhalefet çatısı altında bulunan her isimden bir örnek verebilir misiniz? Bu vakur, bu basiretli duruşu sergileyebilecek bir isim verebilirsiniz. Veremezsiniz.
Verebiliyorsanız verin, ben de öğrenmiş olayım. Çok çok da sevinirim bu duruma. Erdoğan'a soruyorlar işte, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama ve burayı işletme düşüncenizden vaz mı geçtiniz diyor. Şu an itibariyle yokuz ama ileride yine olabiliriz diyor. Bir takım planlar. Türkiye'nin içerisinde de yapılan bazı operasyonlar var. Örtülü veya açıkça. Bunlardan da bahsetmem lazım. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama. Bu konularda elime gerçekten kayda değer veriler geçmeden haber haline getirmek, size içeriklerimde bunu paylaşıyor olmak benim çok da hoşuma gitmiyor. Elimde net bilgilerin olması gerekiyor. Bazen geç kalınmış oluyor. Yani mesela bu olaylar yaşandığında bu bilgiyi sizinle paylaşmak reyting açısından çok faydalı gözükse de bilginin doğruluğu, temizliği ve berraklığı açısından yanlış olabiliyor. Ben de reytingden vazgeçip doğruluğa yönelmekte fayda görüyorum. O yüzden bazı haberleri de size geç aktarıyor olmam sizi rahatsız etmesin. Geç geliyorsa doğrusu geliyordur. Bundan emin olabilirsiniz. İçişleri Bakanlığı diyor ki Kadıköy'de barınamıyoruz deyip eylem yapan 127 kişinin 73 öğrenci İstanbul'da yaşıyor. Barınma problemi yok. 8 şahıs üniversite öğrencisi dahi değil. 5 şahıs üniversite mezunu. 1 şahıs akademisyen. 40 kişi Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları üyesi. Burada ülkenin bir derdinden bahsediyorlar kendilerince. Ama İçerideki odakları görüyorsunuz. Bu eylemler biraz daha büyüse içerisi PKK'lı, PYD'li, FETÖ'cü de olacak. Emin olun. Çok kritik öneme haiz bir konu hakkında size bir bilgi aktarımı yapmam lazım. Bu tip haberler televizyon programlarında nedense konuşulmuyor. Gazetelerde pek yer almıyor. İnternetteki haber sitelerinde pek yer almıyor. Bu platform gerçek, doğru bilgiye ulaşmamız için bizim için çok önemli bir yer. Özellikle Z kuşağına ulaşmamız için çok çok kritik bir nokta. Twitter, Facebook bir noktaya kadar ama YouTube'da yapılan bu tür haber ve milli hassasiyetlerle şekillenmiş analizler çok çok önemli. Z kuşağını kaçırdığımız noktada ülkenin de bir 50 yılını kaçırmış duruma gelebiliriz. Böyle bir riskle karşı karşıyayız. O yüzden ki bizim gibi içerikler yapan kanallara sahip çıkmanız çok çok önemli. Abone olmanız, bildirimleri açmanız çok çok önemli. Açıklama kısmında Instagram adresim, mail adresim var. Buralardan da bize ulaşıp desteklerinizi sunabilirsiniz. Katıl butonu da bizim gibi kanallar için çok önemli. Türkiye'nin gizliden yönettiği bir operasyondan bahsetmem lazım. Türk ülkeleri Türkiye'yi sevmiyor falan diye yalan atanlar herhalde şu an gördüğüm görüntüler karşısında çok çok üzülmüşlerdir. Elbet bir gün onlar da cezasını çekecekler. Türkmenistan, Türkiye'den aldığı TB2 bayrakları bağımsızlık gününde sergiledi. Ve Türkmenistan'a Türkiye'nin TB2 sattığı hiçbir yerde açıklanmadı. Bağımsızlık gününde sergilenene kadar Türkmenistan'a bir SİHA'nın gitmiş olduğu dahi bilinmiyordu. Yani gizli olarak Türk devletlerini bu şekilde güçlendirmenin peşine düşmüş durumda Türk savunma sanayi. Yunanistan Komünist Partisi sözcüsü Pafilis Yunan medyasına bir takım açıklamalarda bulunuyor. Bunları aktarmam lazım. Yunanistan'ın içerisinde dönenleri anlamamız açısından çok çok önemli. Diyor ki bölgede Yunanistan'ın en saldırgan ülke olduğunu iddia ediyorum. Yunan milletvekillerine karşı Yunanistan'ın barışçıl olduğunu söylemeye cesaretiniz var mı? Merak ediyorum diyor. Pafilis Atina'yı siyasi olarak NATO'ya bağımlı olmakla suçluyor. Amerika Birleşik Devletleri güdümünde olmakla suçluyor. Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot bataryası göndermesini de eleştiriyor ve Suudi Arabistan'a Patriotların Suudi Arabistan'da ne işi var diyor. Ve bunun kuyruğunun peşinde neden Yunanistan koşuyor diyor. Çünkü birilerinin uşaklıklarını yapıyorlar. Rusya'da bir televizyon canlı yayında Ermeni asıllı uzmanla tartışan Rus akademisyen lütfen bizi Erdoğan'la korkutmayın. Erdoğan'ın Rus etmek gibi bir niyeti falan yok diyor. Yani bunlar bizimle dalga mı geçiyor yoksa biz mi kendimizi birazcık küçük görüyoruz? Çünkü Rus ordusu dünyanın en büyük ikinci ordusu. Ve diyor ki Türkiye'nin Erdoğan'ın Rusya'yı işgal etmesiyle bizi diyor tehdit etmeyin. Yani bu tür bir korkuya sahipler. Bu uzmanın yaptığı açıklamadan anladığımız kadarıyla Rusya dünyanın en güçlü ikinci ordusuna da sahip olsa Erdoğan'ın o topraklara göz dikmesinden korkuyorlar ve çekiniyorlar. Gerçekten kritik. Türk Konseyi toplandı. Macaristan'da Türk Konseyi'nde yerini aldı. Ve bu Türk Konseyi'nin içeriğine dair bilinen bilinmeyen pek çok önemli nokta var. Ama benim bahsetmek istediğim farklı bir şey. Kurtlar Vadisi dizisini bilenler bilir. Kurtlar Vadisi'nde aksakallıların toplandığı yerde yapıldı Türk Konseyi. Peki neden? Sizce bir mesaj içeriyor mu? Kurtlar Vadisi seven arkadaşları da buradan bunu analiz etmeleri için
küçük bir ricada bulunuyorum. Yunanistan ve Fransa yeni bir savunma sanayi anlaşması paktı imzalıyor. Anlaşmaya göre Yunanistan Fransa'dan 3 adet Fırkateyn ve 6 adet Rafale savaş uçağı alacak. Yunanistan'ı saldırı ya da saldırganlık karşısında korumak için işbirliği yapmamız gerekiyor diyor Emmanuel Macron. Yunanistan'a saldırılması durumunda Yunanistan'ı korumak için mutlaka işbirliklerimiz olmalı. AUKUS anlaşması Asya Pasifik stratejimize engel olmayacak diyor. Varılan anlaşmalar kapsamında Yunanistan fazladan bir tane satın alma opsiyonunu 3 yeni Belhero fırkateyni ve 6 adet Rafale savaş uçağı alacak. Bu arada Türk Topçu Birlikleri Resulayn doğusundaki Tel Temir hattında bulunan Dardara köyündeki PKK mevzilerini bam bam inletiyor. PKK'ya nefes dahi aldırmıyoruz. Hem sınır içinde hem sınır dışında. Miçotakis, Yunanistan Başbakanı açıklamalarda bulunuyor. ERT'ye röportaj veriyor. Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim yok diyor. Zaten olamayacağını da ben size buradan çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü Yunanistan'ın Türkiye ile savunma sanayi ve silahlanma ordu anlamında rekabet etme gibi bir lüksü yok. Karşımızda 3 gün direnemeyecek bir askeri güçten bahsediyoruz. Rekabete girmesi çok saçma. Doğu Akdeniz'deki ve Ege'deki sorunların çözümü için tek yol uluslararası hukuktur diyor. Savaş değildir diyor. Çünkü savaşırsak bizim lehimize çözülmez demek istiyor. Sığınmacı sorunu gibi ortak konularda Türkiye ile işbirliği yapılabilir diyor. Yapalım. Bence de uygun. Açalım kapıları, yarısı size dursun. Münasip midir? İran'ın Azerbaycan sınırına askeri yığınak yapması sonrası Türkiye'de İran sınırına takviye yapmaya başladı. 100'e yakın tır İran sınırına doğru yola çıktı. Azerbaycan'la ilgili önemli noktalar vardı. Azerbaycan ve İran arasındaki gerginlik gerçekten Türkiye'de çok çok yakından ilgilendiriyor. Neden? Şöyle değerlendirebiliriz bu olayı. Azerbaycan ve İsrail'in yakın ilişkiler kurması benim açımdan da hoş değil. İran bundan rahatsız olduğunu dile getiriyor. Ama bundan rahatsız olduğunu dile getiren İran'ın geçen yıl bu zamanlar Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a tırlar dolusu silah sevkiyatı yaptığı da ortaya çıkıyor. Aliyev buna sinirleniyor. İran kurmayları Azerbaycan'ın İsrail yakınlığına sinirleniyor. Her taraftan dert. Jeopolitik anlamda inanılmaz derecede sıkıntılı bir bölgede yaşadığımızı hiçbir zaman unutmamalıyız. Güçlenmeyi, millileşmeyi, denge politikasını hiçbir zaman elden bırakmamalıyız. Çünkü hala bir büyük İsrail projesi, hala bir büyük Ermenistan projesi, hala bir Kürdistan projesi bu ülkenin önünde durmaya devam ediyor. Azerbaycan'a meydan okuyor. Diyor ki işte top atışımıza uygun bir noktadadır diyor Azerbaycan diyor. İran olarak diyor Azerbaycan'a diyor 3 günde sereriz yere. 3 saatte diyor yerde bir ederiz Bakü'yü falan. Azerbaycan'ın nüfusu 10 milyon. İran'ın nüfusu 70-80 milyon civarında. Azerbaycan'ın nüfusunun 10 milyon olduğuna bakmayın. Güney Azerbaycan bölgesinde nüfus 40 milyon. Yani İran'ın içinde 40 milyona yakın Türk kökenli insan var. İran nüfusunun hemen hemen yarısı. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bayeri diyor ki Azerbaycan gerilimi daha da tırmandırırsa Bakü'ye 4000 füze atacağız ve bu şehri yok edeceğiz diyor. İşte kardeşi kardeşe, Müslümanı Müslümana kırdırmak böyle oluyor. Rusya Suriye'de cirit atmaya başladı. Gerekenler yapılmalı. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Rusya'dan yeni silah alacağına dair haberleri duyduktan sonra diyor ki yeni bir Katsa yaptırımını tetiklerler. Bu da onlar için hiç iyi olmaz diyor. Ama biz kendi bildiğimizi okuma konusunda başımıza bir şeyler geleceğini her zaman biliyoruz. Bu noktada da ne gerekiyorsa yapmaktan geri durmuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alman Bankası'ndan sonra Fransız Kalkınma Ajansı'ndan da 93 milyon euro kredi için imza attı. Böylelikle İBB'nin borcu 43 milyar TL'yi geçti. Hani tüm borçları bitirecekti bunlar? Ankara'da, İstanbul'da. Refah geliyordu. Her şey çok güzel olacaktı. Komikler. Daha komik bir şey söyleyeyim. Sağcı Evangelik Papaz Jesse Duplantis diyor ki kiliselere yeterince para bağışı yapılmadığı için İsa peygamberin dünyaya geri dönmesi şu anda mümkün olmuyor diyor. Bu yüzden dönemediğini iddia ediyor. Gerçekten komikler. Bir içeridekilere gülelim, bir dışarıdakilere. Ama içeridekiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de dediği gibi ahir zamanda dünya menfaati için dine alet eden riyakarlar çıkar. Sözleri baldan tatlıdır. Bunlar kuzu postuna bürünmüş birer kurttur diyor. Tirmizi de böyle buyuruyor. Kuzu postuna bürünmüş kurtlardan Allah bizi sakınsın. Kurdu severim ama kuzu postuna bürüneninden nefret ederim açıkçası. Önemli haberlerle videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Aktarmak istediğim bir nokta daha var. Erdoğan diyor ki hani Rusya diyor ya Rusya'dan Türkiye'nin silah almasına ek yaptırımlar gelecek diyor ABD Dışişleri Bakanlığı.
Erdoğan da diyor ki ne tür savunma sistemlerini hangi ülkeden hangi seviyede aldığımıza alacağımızı almayı düşündüğümüze kimse müdahale edemez, kimse karışamaz. Bu kararları sadece Türk milleti ve Türk devleti verir diyor. İşte bu basiretli, bu vakur duruşu sergilememiz lazım. Bu bizim için de, Türkler için de, İslam ümmeti için de çok çok önemli. Vazgeçmeyeceğimiz en son şey bu olmalı. Bundan gayrısı yok. Bu olduktan sonra diğer hepsi tek tek gerçekleşecektir. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Videoyu beğenerek, paylaşarak, abone olarak destek verebilirsiniz. Nokta dahi olsa yorumlarınızı tek tek okuyacağımı bilmeniz lazım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.